Merhaba arkadaşlar, Lezzetin Adresi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kayseri mantısı yapacağım. İlk önce yoğurma kabımın içerisine 3 kase unumu alarak başlıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve tuzu unun içerisine karıştırıyorum. Ortasına 3 tane yumurta kırıyorum. Ve 1 su bardağı suyu alıp hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tekrar 1 su bardağı su aldım elime. Ve hamurumu katı bir şekilde yoğuruyorum. Hamurun cıvık olmamasına dikkat edelim. Evet arkadaşlar, hamuru yoğurdum. Tezgahın üzerine alıp tekrar güzelce kıvam alması için yoğuracağım. 2. su bardağı suyumdan bu kadar kaldı arkadaşlar. 2 su bardağı su kullanmadım yani. Hamurumuzun katı olması için suyun tamamını kullanmadım. Tekrar hamurumun daha güzel kıvam alabilmesi için tezgahın üzerinde güzelce yumruklayarak yoğuracağım. Evet, bu şekilde yoğuruyorum. Daha sonra dinlendirmeye bırakacağım. Hamurun kıvamını göstereyim sizlere. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar iyi olur. Siz de mutlaka güzelce yoğurun. Hamurumu dinlendirmeye bıraktım. 1 saat kadar dinlendireceğim hamuru. Şimdi iç harcını yapmaya geçiyorum. 400 gram kıyma var. 1 kabımın içerisine aldım kıymayı ve üzerine 1 çay kaşığından birazcık fazla karabiber. Aynı şekilde tuz. Ve pul biber ilave ediyorum. Bir büyükbaş soğanı da rendeledim ve suyunu süzdürdüm. Suyunu mutlaka süzdürelim. Onu da ilave ediyorum üzerine. Sulu olmamasına dikkat edelim. Soğanın mutlaka suyunu alalım arkadaşlar. Ve daha sonra güzelce iç harcımı güzel bir şekilde yoğuruyorum. Evet arkadaşlar, iç harcı da güzelce yoğurduktan sonra şimdi hamurumu açarak başlıyorum. İlk bezemi açıyorum. Hamurumdan 3 tane beze yaptım.
Hamurumuzun fazla kalın ve de fazla ince olmamasına dikkat edelim arkadaşlar. Fazla ince olursa pişirirken dağılır. Kalın olursa da hamur olur. O yüzden orta şekilde açalım. Siz de mantınızı bu şekilde yapıp isterseniz hemen pişirebilirsiniz. İsterseniz dondurucuda saklayabilirsiniz. Ne zaman isterseniz elinizin altında hazır bulunur. Ne zaman isterseniz o zaman pişirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumu açtım ve bir hamur kesme aparatıyla kesip kare şeklinde keselim. Kestikten sonra iç harcından küçük küçük parçalar halinde içine koyup kapatacağım. Mantı kesme oklavası oluyor. İsterseniz onunla da kesebilirsiniz. Ben bununla kestim. Bu kenardan çıkan parçaları da atmayalım arkadaşlar. Onunla da çorba yapabiliriz. Evet, şimdi iç harcımdan koyuyorum içerisine. Küçük parçalar halinde. Ve dört ucundan kapatarak mantı işlemi bitmiş oluyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde kapatıyorum. Üç tane bezem olmuştu arkadaşlar. Üçünü de bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi bakın böyle dört ucundan kapatıyorum. Evet arkadaşlar, hepsini bu şekilde yaptım, bitirdim. Bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.